Yür gibi gözlerini usulca. Bir ormanda tutup onu bağladılar ağaca. Yumdu sanki uyur gibi gözlerini usulca. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm, ölüm bile anlatır akan kanı yorgun sesiyle. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm, ölüm bile anlatır akan kanı yorgun sesiyle. Diz çöktüler karşısında, sonra ateş ettiler. Parçalanan yüreğine yuva kurdu mermiler. Diz çöktüler karşısında, sonra ateş ettiler. Parçalanan yüreğine yuva kurdu mermiler. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm, ölüm bile anlatır akan kanı yorgun sesiyle. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm, ölüm bile anlatır akan kanı yorgun sesiyle. Gelip kondu bir güvercin ellerine o gece. Kırmızı bir çelenk oldu bileğinde kelepçe. Gelip kondu bir güvercin ellerine o gece. Kırmızı bir çelenk oldu bileğinde kelepçe. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm, ölüm bile anlatır akan kanı yorgun sesiyle. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm, ölüm bile anlatır akan kanı yorgun sesiyle. Evet, bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli kanalda izleyicileri. İlk söylediğim sözleri Ülkü Tamer'e ait olan müziği aslında çok çeşitli. Selda Bağcan'ın okuduğu tarz var, Ahmet Kaya'nın, Edip Akbar'ın okuduğu tarz var. Bestesi büyük ihtimalle Selda Bağcan'ın herhalde yorumu olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Okuduk. Bugün çok değerli bir hocam var, Antalya'nın yetiştirdiği çok değerli edebiyatçılardan. Şair, hocam Vedat Sümbül. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Birlikte bugün Ülkü Tamer özel programı hazırladık. Ülkü Tamer'i 1 Nisan'da kaybettik, aramızdan ayrıldı. Ama şöyle diyorum, bir şair ölür, bin şiir doğar. Eserleriyle yaşayacak. Sonuçta bir sürü gerçekten güzel çalışmaları var. Birçok sanatçı tarafından bestelendi. Hem kişiliği hem karakteriyle unutulmaz bir şair. Biz de böyle uygun gördük. Onu dile getirelim dedik. Siz ne diyorsunuz hocam? Evet, gerçekten çok büyük bir kayıp. Bizim edebiyatımızda ikinci yeni dediğimiz şiir hareketinin yaşayan son iki ustasından biriydi. Hı hı. Sezai Karakoç kaldı, onu kaybettik. Çok büyük kayıp ama gerçekten.
Ama senin de söylediğin gibi şiirden öyküye, tiyatroya, çocuk edebiyatına, ana kitaplarına varana kadar, hatta tiyatro eseri vermeye kadar çok çeşitli alanlarda... Tam bir edebiyatlı kişisi. Evet, boyunca eser vermiş birisi. Zaten hukuk fakültesini kazandığı halde devam edemeyip gazetecilik okuyup işte ondan sonra işi sanata yönelten bir büyük ustayı kaybetmiş olduk. Ülkü Tamer'in ciddi bir, yani ikinci yeni dediniz aslında, bunu biraz açmak, kısaca anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok kısa bahsedelim. Evet. Aslında ikinci yeniden önce sevgili İlke, edebiyatımızın Tanzimat döneminden itibaren, 1860'lardan itibaren yaşadığı bir değişim var. Bir uğraşısı var. Biliyorsunuz halk edebiyatı ve divan edebiyatı dediğimiz iki tane gelenekle edebiyatımız 19. yüzyıla geliyor. İşte halk edebiyatı tamamen işte bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz o sözlü edebiyatın, koşukların, saguların, destanların devamı gibi Anadolu'da halk edebiyat adıyla süren, tamamen bize özel kuralları, kalıpları, ilkeleri olan bir edebiyat. İslamiyet'in kabulünden sonra İran Fars kültürü, Fars edebiyatı model alınarak tümüyle oradaki enstrümanlarla oluşan şiirde divan edebiyatı şeklinde iki dal olarak gelişiyor. Yani edebiyatımız doğulu bir edebiyat bu anlamıyla. Bizimki de divan edebiyatı da. Tanzimat edebiyatı dönemiyle beraber, 1860'larla beraber, Namık Kemal Ziya Paşa ve Şinasilerle beraber edebiyatımız batılı tarzda modern bir edebiyat olma yolunda bir yolculuğa çıkıyor. Onun arkasından Servet-i Fünun dediğimiz başka bir edebiyat ekolü geliyor. O işte üzerine bir tuğla koyuyor. Sonra Fecri Ati dediğimiz bir akım geliyor. Sonra Milli Edebiyat Grubu. Sonra işte Milli Mücadele dönemi, Cumhuriyet'in ilk yıllarının sanatçıları derken tabii her aşamada edebiyatımız o batılı olma çabasına eklemeler yapıyor. Birinci yeni hareketiyle edebiyatımız iyice bir sarsılıyor. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifatlar'la. Serbest yazım tekniği. Evet, evet. Yani bütün gelenekler. Yerel. Evet, divan edebiyatının özellikle 600 yıl boyunca bütün ağırlığıyla sürmüş bir edebiyat. Onun o kalıplarından çıkmak çok zor bir şeydi. Ama Orhan Veli'ler bunu iyice bir sarstılar. Ama asıl ustalık, özellikle şiirde asıl ustalık seviyesine ulaştığımız dönem ikinci yeni dönemi oldu. Edebiyatta işte biz şöyle anlatırız. İlk okuyuşta anlaşılacak şiir değil. Şiirin içine girilecek, imgeleri çözülecek. Ondan sonra çözülecek şiir peşine düşen bir kuşak bu insanlar. Birer dil ustası, bir kuyumcu hassasiyetiyle dili kullanabilen, yereli bilen ama evrensele açılan kapılardan, pencerelerden de dışarıya, dış dünyaya bakan insanlardan söz ediyoruz. Böylesine büyük bir birikim elde edildi ve 50'lerde başlayıp 80'lere kadar... İkinci yeni değil mi bahsettiğimiz? Evet. En son zirvesi artık. Evet. Yani şiirimizin zirvesi gibi oldu. O batılılaşma çabasının zirvesi gibi oldu. 50'lerde başlayıp 80'lere kadar dalgaları devam eden, hala bugün bile işte biz de yazıyoruz şiir. Şiir üzerine düşünüyoruz, konuşuyoruz. Yani hep referansımız gibi oldu neredeyse. Evet. Böyle bir ustalık dönemi işte bu dönemin aslında 50'lerde çok arkalarda duran, biraz sessiz, suskun çocuğu, biraz arka planda kalmıştı. Edip Cansever var bu kuşakta, Cemal Süreya var, Turgut Uyar var, Ece Ayhan gibi bir Derya var, İlhan Berk var, Can Yücel var. Onların arkasında biraz kalıyor. Biraz az bilinen bir isim olarak geliyor. Ama ondan sonra şiirine çok ekliyor. Yani hani dışarıdan bir ses duyarsınız da babam geliyor, Ahmet geliyor, annem geliyor dersiniz ya. Onu başarıyor. Yani bir şiiri dinlediğimizde bu Ülkü Tamer şiiridir diyebileceğimiz hem dil... Bir karakter yaratıyor. Evet, hem dil hem üslup yaratıyor ve günümüze şiirin çok büyük ustası olarak geliyor. Böyle bir büyük değeri kaybettik. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bu toprağın sesleri, ozanlar, edebiyat, şiir ama çok bilinmeyen bir şey. Aslında Türk halk müziği de Türk... yani edebiyatın bir parçasıdır. Şaka yapıyorum bilmeyen bir şey diyerek ama böyledir bu. Edebiyattan bağımsız olarak halk müziğini, halk şiirini, halk kültürünü tutamazsınız. Biz de bu Anadolu coğrafyasındaki edebiyatın bir parçasıyız Türk halk müziği sanatçıları olarak. Temelimiz de bizim müzik olduğu kadar şiirdir de. Yani şiir desteklenmezse şairlerin
edebi birikimleri, toplumdan işte aldıkları o huzur, o bilgi, o nefes olmazsa zaten türkü sözleri de bugün gördüğünüz gibi anlamsız, daha çok arabeske yönelik, ondan sonra belki popa yönelik sözler falan olmaya başlıyor. Herkes birbirini taklit etmeye başlıyor. Bir Arif Sağ'ı taklit ediyor, bir Musa Eroğlu taklit ediyor, öbürü bir arabeskçiyi taklit ediyor. Ama ustaların yerine ulaşabilmek için de bir Arif Sağ, bir Musa Eroğlu, bir Neşet Ertaş, bir Aşık Veysel, bir Mahsuni Şerif olabilmek için de şiir ve edebiyat bilmeniz gerekiyor. Onları bildiğiniz zaman yorumlayabiliyorsunuz. Ülkü Tamer onun için çok önemli. Hocamın da söylediği gibi Ülkü Tamer aslında modern tarzda, yani modern sistemle şairliğin yerelden kopmamış hali. Yani mevzular bize ait, yapım tekniği tam hayalimizde olduğu gibi dünya, aslında batıda değil, dünya şiir anlayışı. Yani Neruda görürsünüz, işte şairlerin, Nazım Hikmet'in yaptığı tarz, yazmaya çalıştığı, yazdığı sistemler gibi. Konular bize ait, yöntem kesinlikle tamamen evrensel. Evet. Ülkü Tamer de bunu başarmış biri. Evet. Hiçbir şekilde yabancı, her dile çevrilebilir, her dile çevrildiğinde anlaşılabilir bir şiir. Bizi anlayabilir. Yani bu İspanyolca'ya çevirirseniz bunu okuyan biri Anadolu'yu çok rahat bir şekilde bir şairden anlamış olur ve bence en değerli kısımlarından birisi de budur diye düşünüyorum. Sevgili İlke, Andri Edi ödülü diye Macaristan tarafından verilen bir ödül var. Yani uluslararası ödülleri gerçekten uluslararası hangi alan olursa olsun, sadece edebiyat için söylemiyorum. İşte bu sporla ilgili olabilir, sanatın başka dallarıyla ilgili olabilir. Uluslararası bir ödül alabilmeniz için gerçekten dünyanın kullandığı dili kullanıyor olmanız lazım. Dünyayı insanla seslenen bir sanatçı ya da her neyse alanınız, öyle olmanız lazım. Böyle bir ödül alabilmiştir. Zaten yurt içinde Yunus Nadi ödülleri gibi, Türk Dil Kurumu ödülü gibi, Melih Cevdet Anday ödülü gibi sayısız ödülü var. Ama Macaristan'dan bir ödül alabilmek, ya bir Avrupa ülkesi, hem de devlet geleneği olan, kültürel anlamda zengin kökleri olan bir uygarlıktan bu ödülü almak öyle herkesin yapabileceği, hadi ince şey, yapılacak bir şey değil. Evet. Kesinlikle biraz önce irdelediğin gibi ayağı Ülkü Tamer'in ve Ülkü Tamer gibi batıya açılabilenlerin hepsinin ortak özelliği budur. Yani müzikte de işte bir Zülfü Livaneli gibi, işte daha önce de seninle konuşmuştuk bunu. Yani ayağınız kendi toprağınıza basacak. Mutlaka o kültürden besleneceksiniz. Halk edebiyatı gibi çok zengin bir kültürümüz var. Divan edebiyatı azımsanamayacak bir çok zengin hikayelerimiz var. Müthiş. Bu hikayeleri hiçbir teknoloji, hiçbir yani modern sistem yaratamaz. Bu hikayeler toprağa ait olan bir şeyler. Direkt toprakla ilgili. Evet. Yani bu ırmakla ilgili, buradaki rüzgarla ilgili, dağla ilgili, o dağın efsanesiyle ilgili olan şeyler. Dolayısıyla buraya basacağız ama dünyanın konuştuğu dilden konuşacağız. Evet. Yani alan neyse. Yöntem olarak onu kullanacağız. Tabii. Ama konular bizden olacak, taklit olmayacak. Yani gidip... ne diyoruz biz Ülkü Tamer'i anlatırken? Sanatçı kişiliğinin kaynaklarını halk edebiyatı ve batı edebiyatı oluşturuyor. Yani ikisini çok güzel harmanlayabilmiş sanatçılardan bir tanesi. Bir şiir o zaman isterseniz Ülkü Tamer'den bir... Ülkü Tamer'den bir şiir okuyalım. O şiirlerin önüne de birer ikişer cümle onu anacak şekilde koyalım. Ülkü Tamer şiirinde bir çocuktur gider hep. Çünkü Ülkü Tamer şiirinde ve Ülkü Tamer'in düşün dünyasında bütün acılara rağmen, hayatın sunduğu, çağların sunduğu bütün acılara rağmen umutsuzluk yoktur. Yine mesela Virgül şiirinde de söyleyeceğim. Hiçbir şeyi noktalamaz. Hep umuda açık bir kapı bırakır. Ve umudu da en güzel yansıtan çocuktur. O çocuğun hayal dünyasındaki zenginlikten yararlanarak hep çocuktan bahseder. O zaman Yeni Doğan şiirini okuyalım. Ben de size bir fon yapmaya çalışıyorum. Evet. Mektupsuz koma beni. Bir daha. Bir daha yaz adını mektubun sonuna. Bana güler yüzünü gönder. Yeni doğanı anlat. Günün hangi saatte battığını görmemiştik. Tepelerin arasındaydık çünkü. Sen evlere bakıyordun. Yüzündeki o çocuksu cesareti inceliyordum ben. Evler dağları sırtlanmıştı korumak için kendilerini çaresizlikten. Ocaklar yeryüzünün çamurunu yakıyordu.
klarnetçiler, matbaa işçileri, bakkal karıları dolaşıyordu günün battığı saatten sonra sokaklarda. Saçlarının her teli bir dinamit fitilidir. Yokuşları çıkıp yorgunluğa bıraktığım an gövdeni. Mektupsuz koma beni. Denizi deniz yapan sensin. Ormanı orman yapan sensin. Sensin tezgahta kan bukuyan, gözlerinde serçeler yanan, bir aşktan bir dünya kuran sensin. Saman yoluna karışır gün ortasında attığım çığlık, hafta sonlarında yaktığım ağıt, tabutların ardında yürüdüğün yol, koparıp yüzüne attığım başa. Mektupsuz koma beni. Yılların sana öğrettiğini sen bana öğret. Parmaklarının gölgesini gönder. Sevgilim, sevgili dostum, yaşamayı pekiştiren bir çelik çivi olacak yeni doğanın acısındaki maya. Sen o mayadaki umudu gördün. Yaslar donanmış babaların pencere önlerinde çocuklarına saksı sulattıklarını gördün. Cumartesi haftalıksız dönen ağabeylerin sinemalara kaçak girdiklerini gördüm. Damarlarını fabrikada bırakan kızların, nişanlılarında yeni bir yürek bulduklarını gördüm. Nasırların yanı başında tarlalar gördüm. Kopan derilerin altında gökyüzünü gördüm. Gördün her şeyi, topladın her şeyi. Acına renk katıldı çeyiz sandığında. Gülüne dipdiri bir sap takıldı. Mektupsuz koma beni. Aşkını uzun uzun anlat. Utanma anlatmaktan. Senin elin benim elimi tutsun. Birlikte sıçratsın ayaklarımız yeni doğanın çamurunu. Aynı duvar halısına işlensin ceylanlarımız. Dostum benim, yokuşlu yolum, düzgün ovan. Günün hangi saatte battığını görmemiştik seninle, tepelerin arasındaydık çünkü. Üstümüze keder çiseliyordu çünkü. Saçakların altına sığınıyordu çocuklar. Her evin eşiğinde sessizlik vardı. O sessizliğin marşını öğret bana. Gizli bir pınar gibi toprak altında akan ama bütün kıtaları dolaşan marşı. Yeni Doğan şiirinde. Çok da güzel diyor hocam. Güzel diyor. Her ne demişse güzel demiş. Evet, ne eylemişse güzel eylemiş. Ciddi bir birikim. Kendi hayat hikayesini anladığınızda, işte söylediğiniz gibi okulu bırakıp tekrar edebiyata, sanata dönüyor. Yetiştirilme işte yılları, yetiştiği yıllar, beslendiği kaynaklar. O zaman o kadar saf, o kadar temiz, o kadar güzel ki. İstemeyenin kulağına sokulmayan bir dönem aslında. Yani. Şöyle söylüyorum ben bunu. Mesela bugün istemediğimiz birçok şeye maruz kalıyoruz. Otobüste maruz kalıyoruz. Arabada maruz kalıyoruz. Yanımızdan geçen bir arabadan duyuyoruz. İstemeden önünden geçtiğimiz bir barkovizyondan gördüğümüz bir görüntüden rahatsız oluyoruz. Sosyal medyada bir şey baktığımızda istemediğimiz bir sayfa bizi karşılıyor. Bakmak istemediğimiz şeyler. O dönemde insanlar istediklerini seçebiliyorlardı aslında. Daha şanslılardı belki de. Bugün teknoloji çok güzel bir şey. İşte bahsediliyor bugün 8 yaşında bir çocuk 1900'lü yılların başlarındaki bir profesör kadar bilgiye sahip şu anda. Kesinlikle. Yani el yeteneğine ve tecrübeye sahip değil ama bilgiye sahip. Bilgiye sahip. O dönemki işte o bilgilerin verildiği üniversiteler, öğretilen şeyler. Şimdi biz dokunmatik ekrandan uzaydaki gezegen sayısına bunların hepsi yeni yeni öğrenilen şeyler. Bir de mesela bugün yaşayan, orta standartta yaşayan herkes daha işte 100 yıllar, 200 yıl önceki dönemlerde krallar ve padişahlardan daha lüks yaşıyorlar. Kesinlikle. Daha iyi sağlık imkanlarına sahipler, daha iyi giyinme, iklimlendirilme imkanlarına sahipler. Bunlara baktığınızda bugün sahip olduğumuz şeyler çok değerli gibi görünüyor ama istemediğimiz şeylere maruz kalarak stres hastalığı diye genel bir şeye yakalanıyoruz hepimiz. Evet. Fark etmeden ben yolda yürürken yere yapıştırılmış bir şey görüyorum, duyuru görüyorum, yapıştırmışlar yere. Yolda yürüyüp normal önüme bakarken bakıyorum, o beni karşılıyor. Yani. İnsanların istemediği o kadar çok şey kafalarına giriyor ki, kulaklarına, gözlerine, aldığımız kokular. O tercihlerle kendisi seçeneklerini yapabildiği bir dönemde kendini çok çok iyi yetiştirmiş. Kesinlikle.
Bugünkü edebiyatçıların durumu daha zor. Bence yani onlar çok şanslı. Onların içinden damatılıp çıkanlar çok şanslı ama bugünkü bence iş kolay gibi görünse de biraz zor gibi. Sizin de bir şiir kitabınız var hocam. Evet, bir tane şiir kitabım var. İnşallah bu sene ikincisi çıkacak. İkincisi çıkacak. Yani şeye takıldım bu hani dedin ya bugünün çocuklarına, bugünün insanına, işte bugünün bir küçücük çocuğu işte bilgi birkaç yüzyıl öncesinin filozoflardan kesinlikle çok şey biliyor. Ben çok enteresan bir şey söyleyeyim. Belki sen de tanıyorsun, o da bağlama çalıyor. Hıdır diye bir arkadaşımız var. Eşi Nihal. Beni izliyorlarsa da selam onlara. Bunların 6 yaşında bir çocuğu var Toprak. Dedim ki Toprak deprem nereden kaynaklanıyor, neden oluyor? Dünyanın çekirdeğinden dedi. Yani buyur işte. Evet. Büyüklüğü niye göre oluyor dedim. Ha, çatlaklar büyükse büyük oluyor dedi. Küçükse küçük oluyor dedi. Evet. 6 yaşında Toprak. Böyle bir büyüyor, çağda şey, yaşıyoruz. Yani. Tabii ki yani bilgi olarak çok fazla ama onları işte yaşayacak, onları anlayacak, ne bileyim onlara temas edecek, onları geliştirecek filan şey de birazcık daha şey, biraz daha yavaş olmak, biraz daha anlamaya çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu adamların bir çok şanslı oldukları taraf var sevgili İlke bana göre. Bir de şanssız oldukları taraf var. Şanssız oldukları taraf kesinlikle 1937 doğumlu benim annemle yaşıt. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın o kıtlık, kıyamet günlerinde yaşamışlar. Yokluk sonsuz, boğucu seviyede. Bu açıdan çok fazla böyle sıkıntıyla uğraştıkları için şanssız. Ama bir taraftan da çok şanslılar. Sanat atmosferi çok güzel ülkede o zaman. Çok değerli sanatçılar var. Henüz daha işte 1950'lerden bahsediyoruz yani. Nazımların, şunların bunların yaşadığı çağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla atmosfer olarak, sanat atmosferi olarak çok zengin bir atmosfer var. O yönden şanslılar ama çağ çok ağır. Belki de o da şans hocam. Belki de işte onlar... Yoksulluk şansı. Evet, yani... hepsini birleştirerek işte zaten evet, ya o kadar o kimlik rahat zenginleşiyor. Olsan olmayacak gibi görünüyor. Bir kısa reklam arası vereceğiz. Reklamlardan tamam. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saldım hekim gelecek bildim kanı bir yana bırak revan içinde kaldı kanı bir yana bırak revan içinde kaldı. Saldım kuş ile gagasında yaş ile yol gözledim ardından bir sıcacık düş ile yol gözledim ardından bir sıcacık düş ile. Şifa arama ellerim yok ki artık tütün basam yarama ellerim yok ki artık tütün basam yarama.
çok sevdiğim bir şey daha. Evet. Sözler yine Ülkü Tamer'in, müzik Zülfü Livaneli'ye ait. Çok enteresan. Bağlamayı kısarsak Serkan bir akort yapayım. Zülfü Livaneli, Ülkü Tamer'in birçok şiirini bestelemiş. Evet, Memikoğlan. Memikoğlan. Güneş topla benim için. Evet. Kilise haber saldım ondan sonra. O kaynağı iyi değerlendirmiş aslında. Evet, evet. Yani kendi müziklerindeki o dinamik yapı, o özgün, biraz daha özgün ve batı enstrümanlarıyla, hatta dünya enstrümanları demek istiyorum. Ben çok da batı demek istemiyorum ona. Tabii tabii. Dünya enstrümanlarıyla seslendirilen eserlerinde o senfonik işte altyapı kullandıklarında filan da bu şiirin sözleri, hece yapısı, hece ölçüsüyle yazılmış ama konu, şiirin dizimi dediğimiz gibi dünya edebiyatının içinde çok ciddi yer bulabilecek bir şey. Yani bu adamlar tabii ki yani genel anlamda serbest şiir dediğimiz teknikle yazıyorlar ama ve işte ölçü gibi, uyak gibi temel değişmez önceki yıllarda, önceki çağlarda değişmez kabul edilen bu prensiplere aykırı şiirler yazıyorlar ama bu demek değil ki bu işlerden uzak bu insanlar. Yani serbest şiir yazanların her biri de işte Orhan Veli olsun, Nazım Hikmet olsun, işte ikinci yeni hareketinin tüm şairleri olsun, hem hece ölçüsünü çok çok iyi bilirler, hem de arız ölçüsünü çok çok iyi bilirler. Hem halk edebiyatını çok iyi bilirler, hem divan edebiyatını çok iyi bilirler. Ama dünya edebiyatını da iyi bildikleri için bunlardan... O tekniği kullanıyorlar. Kolaj yapma şansları oluyor. Yani dünyayı tanırsanız zaten, dünyada ne olup bittiğine bakarsanız, dünyada ne olup bittiğini izlerseniz kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Bütün alanlarda bu böyle. Bu insanlar bunu çok iyi yapmışlar. Özellikle Fransız ihtilalinden itibaren Avrupa işin merkezinde. Zaten o yıllarda, o yüzyıllarda zaten Amerika kıtası ve Avustralya kıtası yok. Orada Kızılderililer yaşıyor. Avustralya'da aborjinler yaşıyor. Bir uygarlıkla bir meseleleri yok. Mısır'ı çıkarsanız Afrika kıtasında da doğru düzgün aslında bir şey yok. Evet. Bütün olay Asya ve daha çok Avrupa'da dönüyor. Bu insanlar işte onu çok iyi değerlendiren kuşak. Avrupa'yı çok iyi inceleyen bir kuşak. Edebiyat kuşağı. Bizim yaptığımız şeye benziyor aslında. Bir mesaj gelmiş size de onu okuyacağım. Evet. Şimdi biz bağlama çalıyoruz. Bağlama bu Anadolu'nun bu toprakların enstrümanı. Tabii Orta Asya'dan beri. Ama biz bunu, bunu seyirciye duyurmak için izleyiciye konserlerde filan dünyanın getirdiği teknoloji neyse ondan yararlanıyoruz aslında. Yani ben otantik sazdır diye mesela 100 bin kişiye konser veriyorum Cumhuriyet Meydanı'nda. Buna tesisat bağlamadan çalamam. Yani. Bunu dünyanın teknolojinin getirmiş olduğu en son sistemdeki ses cihazlarını, hoparlörleri, mikrofonlarla yapıyorum. İnsanlara duyuruyorum. Teknik bu işte. Ama ben bu enstrümanı çalıyorum. Aynen. Ha bunun yanında işte gitar da olabilir, piyano da olabilir ama işte bu birazcık bu şeye yakınmış gibi sanki. Hocam bir arkadaşımız size mesaj yazmış. WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı gönderebilirsiniz bu arada. Televizyonların ekranlarımızın altında yazıyor WhatsApp numaramız. İyi yayınlar dilerim. Vedat Hocam'dan Ülkü Tamer'in Selam Olsun şiirini duymak isteriz. Bu şiirle hem Ülkü Tamer anılırken hem de Dolunay'da şiir ve müzik gecelerinde duymayı özlediğimiz o şiiri tekrardan duymuş oluruz. İzmir'den sevgi ve saygılarımı sunarım demiş arkadaşımız. Şey yok, ismini yazmamış. Bizim programlara gelen bir arkadaş. Bir böyle resmi görünüyor ama siz tanıyorsunuz. Evet evet, üniversiteden bir arkadaş. Üniversiteden bir kardeşimiz. Ne güzel, şiir dinleyen, şiir bilen bir arkadaşımız. Evet. Dolunay'da şiir geceleri yapıyorsunuz. Antalya'da çok yıllardır. Evet. Kaçıncısı oldu hocam? 23 yıldır her ay aksatmadan 23 yapıyoruz. 23 yıldır her ay. Her Dolunay'da. Evet. Tam Dolunay'a nasıl denk getiriyoruz? Dolunay'a denk getiremiyoruz. Yoğunluğumdan dolayı benim. Cumartesi akşamlarına denk getiriyorum. Yani, o Dolunay'ın olduğu cumartesi. Dolunay'a en yakın cumartesi yapıyorum. Tamam. Şimdi mesela bu cumartesi yapacağız. O zaman Dolunay'a en yakın cumartesi akşamlarım demek lazım. Evet evet. 266. buluşmaya biraz ondan bahseder misiniz? Yani çok mesela Türkiye'nin çok büyük ustalarıyla birlikte programlar yaptınız. Burada konuk tabii, ettiniz tabii, onları. Tabii tabii çok özel insanlar geldi. İşte bir tanesi işte 230'lardaki bir buluşmaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 240'lar buluşması. Sayı kaç oldu peki şu an? Şimdi 266'yı yapıyoruz. Yani 3-4 sene önceki bir buluşmaya. Belki en fazla 5 sene önce. Yine edebiyatımızın işte şiirimizin en büyük isimlerinden Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eşi Azime Korkmazgil geldi. Hem de biz artık yapamıyoruz. Yaşlandık hepimiz. Çıkamıyoruz ama Yanartaş'ta yapıyoruz. Ateşlerin orada.
ambiyansı çok güzel oluyor. Hangi ay yapılıyor bu? Temmuz buluşmalarını hep orada yapıyorduk. Ama iki senedir yapamıyoruz çünkü müdavimimiz olan çok yaşlanan büyüklerimiz var. Onlar olmadan da ben yapmak istemiyorum. Gene bir yerlere gidiyoruz ama düzlerde kalıyoruz. Azime Korkmaz Gül pek oraya... bir şey yanmıyor zaten. Küçük böyle çakmak taşı gibi falan. Gece güzel oluyor ama. Gece çok güzel oluyor ama canım. Gündüz çıkanlar hayal kırıklığına uğruyorlar. Neymiş ya gittik oraya. Oraya gündüz çıkılmaz. Gündüz zaten yaz sıcağında zulüm. Arkadaş sözünüzü kestim. Arkadaş, bazıları Yanartaş çok güzel bir yerdir. Antalya'yı bilmeyenler için söylüyorum. Hı. Ama gece gidip bakacaksınız. Kesinlikle. Taşların içinde bir doğal gaz var. O oksijenle buluşunca yanıyor. Ve her yerden böyle ışıl ışıl sanki havai fişek var dağın üstünün her tarafında. Yani oradaki her taşın altına çakmağını tutarsanız yanar. Orada işte kaynağı zannediyorum sınırlı bir doğal gaz rezervi var. Çok güzel. Ve şu çok güzel oluyor. Yazın Temmuz'da yapıyorduk ya. Her milletten insan çıkıyor. Bakıyorlar ki orada... Işte, turistik bir yer zaten. Tabii yani ben de böyle interaktif program yapıyorum. Yani gitarıyla gelen üniversiteli bir çocuğa da söz veriyoruz. Kemanıyla gelmiş biri, yan flütüyle gelmiş biri. Kimler kimler. Bir gün bir tane yabancı bayan, Alman'dı zannediyorum. Çıkmışlar, çok da yorulmuşlar kanter içinde. Ne oluyor diye sormuştu oradaki birilerine. İşte burada şiir ve müzik gecesi yapılıyor. Peki ben de bir şiir okuyabilirim diye. İşte programın içinde mesela Arya okudu. Bende de video kayıtları var. Enteresan bir program. Güzel bir şey. Alışkanlığımız oldu. Bu güzel bir şey. Antalya'da yapılan, sanat adına yapılan önemli bir şey. Bir kere istikrarlı olması gerekiyor faaliyetin ki... Şaka şuka ilke. Yani Altın Portakal Film Festivali bu kadar kesintisiz uzun sürdü. Ondan sonra kesintisiz en uzun etkinlik. Peki bu Antalya'da yaşayanlar ona nasıl katılacaklar? Onun duyurularını nereden yapıyorsunuz? Onu bir... Bizim Dolunay'da Şiir ve Müzik Gecesi diye bir grubumuz var. İşte 10 bine yakın üyesi olan. Oradan duyurularını yapıyoruz. Zaten çoğu insan, hani katılan, ona katılmaya istekli olan insan benim sayfamdan, o grubun sayfasından takip ediyorlar. Ve bir şekilde senden ona, ondan ona haber gidiyor. Kale içinde en son şeyde, bahçede yaptınız, Buda'da yaptınız herhalde değil mi? Birçok mekanda yaptık ya. Mesela 250. buluşma hani özel bir şey. Ben orada herhalde diye. Görmüştüm bir evet, şey evet. Çıkamadım ama. Orada. Faaliyette. Arkadaşımızın şiirini... Onu bir ara bakayım bir. Elimde notlarımda var mı diye. Bu arada biz de programlarımızda bir bölüm açıyoruz. Ve hangi ay buluştuysak o ay yitirdiğimiz ustaları anıyoruz. Hı-hı. Yani o ay 5 tane kaybettiğimiz ozanımız var, şairimiz var. Mutlaka onlardan şiirler okunuyor. Çok güzel. Bundan sonra artık Nisan ayı kayıplarımıza Ülkü Tamer'i de ekleyeceğiz. Siz aslında edebiyat öğretmenisiniz değil mi? Biraz evet, 30 yıllık sizden. Edebiyat öğretmeni. Şu anda Antalya'da yaşıyorsunuz. Antalyalısınız, Gazipaşalısınız zaten. Gazipaşa ilçesindenim. Edebiyat öğretmeni. Öğrenciniz tesadüfen buradaydı, sizi gördü. Evet, Leyla benim öğrencim. Evet. Antalya'ya ilk tayin olduğum okulda. Ben 2 sene Ankara'da öğretmenlik yaptım. Sonra Antalya'ya Yavuz Selim Lisesi'ne tayin oldum. Leyla benim oradan öğrenci. Şimdi ben şeyi paylaştım Ülkü Tamer aramızdan ayrılınca. Onun anısına Cura'yla böyle kilise haber çaldım. Arkadaşımız da yazmış Pınar, buradan selam gönderiyorum. Demiş ki işte seni izlerdik gençken, ondan sonra böyle çok güzel çalardınız kilise haber saldım falan. Şimdi hepimiz çoluk çocuğa karıştık falan. Ben de şey yazdım, o zaman hepimiz 10 yaşındaydık dedim ya. Kilise haber saldı mı biz ciddi bir orkestrasyonla yapıyorduk. Bayağı çok sesli, böyle üstüne emek gösterdiğimiz bir şeydi. Hem söz hem müzik açısından da güzeldi. Demek ki herkesin hayatında bir yeri oluşmuş. Yani. Hem Livaneli'nin ciddi katkısı var söylediğimiz gibi. Buradan ona da sağlık diliyorum, saygılar sunuyorum kendisine. Ne okuyacaksınız hocam? Şimdi Ülkü Tamer'in her şiirin önünde onun bir özelliğini söyleyeyim istiyorum. Tabii. Ülkü Tamer'in çok net hayat karşısında bir duruşu vardır. Eşitsizliğin olduğu yerde malum mutsuzluk olacaktır. İnsanlar mutsuz olacaktır. Hüzünler çoğalacaktır. Mesela o acıların, hüzünlerin çokça yaşandığı bir çağda yaşamasından kaynaklı mıdır? Nedir? Mesela İstanbul, deniz, İstanbul'un denizi balıkları boğduğu gibi çocukları da boğar onun şiirinde. O hüznü dile getirir. Ama bunu da şiirine iyice işler. Yani umudu hep diri tutmak zorundayız. Ve biz eşitlik temelinde dostça, kardeşçe bir yaşamdan yana olmalıyız. Fikrini işler şiirlerine. Bunu sadece bizim için de istemez. Dünyanın bütün insanları için işler. O yüzden ben onun şiirlerine
birer barış şarkısıdır diyorum. Ve direkt de o ismi verdiği bir şiir okuyalım istiyorum. Tamam hocam. Hikaye... Dedenin başka dedelerden çaldığı o çiçekli Kaliforniya'nın portakal ağaçları altında düşlemiştin belki bir zamanlar başkanı olmayı ulusunu. Onurlu bir yurttaş olmayı ya da. Dedenin dedesi İtalya'dan bir düş yüzünden kaçmıştı belki. Bir ev, bir yuva ve yeni umutlar kurmuştu yeni bir ülkede, Kuzey Amerika'da. Varsayım olabilir bunlar. Ama sayfalarını okumaya çalışıyorum tarihinin. Düşlerin gerçekleşmeyecek. O ülke mezarını kazdı çünkü. Portakal ağaçlarının çok uzaklarında. Bilmiyordum belki de nerede olduğunu Vietnam'ın. Şimdi her öldüğün yerin, yarıda kalmış çocukluğun orada yitirdiği sağduyu adına ne varsa. Bilmiyorum neden. Sen de bilmiyorsun. Orada sarıldığın sahici bir silaha. Gölgelerle, ağaçlarla savaşıyorsun. Yollar, kayalar, taşlar ve rüzgar ve tüten dumanı kendi ateşinin. Ve senin olmayan bir ormanın sessizliği. Su, sıcak, yağmur ve kurşunlar. Kendi getirdiğin kurşunlar. Senin karşında şimdi. Olamaz sanmıştım bütün bunları. Düş görmüyordum oysa. İçinde bir şeyler kırılmıştı. Bir şeyler kırmıştı dallarını. Dedenin diktiği portakal ağaçlarının orada olmak isterdi. Uzaklarda. Bir barış şarkısının gölgesinde. Ama o şarkı kesildi şimdi. Gelip yaktılar evlerini, yuvalarını, yeni umutlarını, Vietnam adı verilen ülkenin. Bu adı hiç duymamıştın belki, seni yolladıkları o acı güne kadar. Dostlarınla birlikte hiçbir şey söylemeden, açıklamadan nedenlerini, yolladığın o topraklardasın yine. Ölüyorsun. Ölüyorsun. Her gün ölüyorsun. Kendi getirdiğin silahların altında. Evet. Yani barışı, güzellikleri sadece kendisi için, kendi doğup büyüdüğü, yaşadığı toprakların için insanlar için değil, gerçekten ve özünden bütün dünya için isteyen, gerçekten çok elit bir insanı kaybettik. Çok büyük bir aydını kaybettik. Sadece kesinlikle bir şair değil. Yaklaşım olarak bütün dünyayı kapsayabilecek bir sevgi ve barış duygusu var. Evet. Sadece bu topraklar için söylenmiş bir şey değil. İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybetmiş biri için tabii yazabiliyor. Evet işte, ya da haksızlığa uğramış. Vietnam'da ölen bir Amerikan askeri için. Aynen öyle. İşte sanatçının, şairin, edebiyatçının, onların hepsini toplu olarak şöyle görüyorum ben. Mesela askerler, siyasetçiler savaşı kazanan olmak istiyorlar mesela. O savaşı kazandım deyip işte onunla bir gurur duymak istiyor. Savaşı ben kazandım. Yani. Biz kazandık. Ama sanatçı savaşı ben bitirdim ile gurur duyabilecek kişi. Evet. Bu ya savaşı da, bitiren kişi olmak istiyor. Kazanan kişi değil. Ya da savaş olmasını engelleyen kişi olmak evet istiyor. Tabii ki hayatın her tarafında savaş var. Mücadeleler var. Biz de içindeyiz. İstediğimiz, istemediğimiz, kendimizi korumak zorunda olduğumuz şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Topraklarımızı korumak zorunda olduğumuz durumlarla karşı karşıya oluyoruz. Ama sanatçı her zaman buradaki yaklaşım savaşı bitiren, savaşın olmasını istemeyen kişi tavrı oluyor. Yani kazananı kaybedeni değil. Ona sebep verenler tabii ki olmasın. Tabii ki bizim hayatlarımıza müdahale edilmesin ama işte Ülkü Tamer de o şeylerden birine çok güzel yaklaşmış. Vietnam'dan bize ne diyebilirsin yani. Ama biz Kore'ye de gittik, savaştık. Yani Vietnam'dan Kore'de de şehitlerimiz var. Bize ne dersen işte o zaman Kore'den de bize ne mi desin birileri. Dünyada dökülen her damla gözyaşını dert etmek lazım. Gözyaşı döken her insanın derdini, kendi derdini bilmek lazım. İnsanlığın derdine artık. Yani bu böyle bakılırsa gerçekten medeniyet diye bir şey yarattıysak o medeniyetin anlamı var. Yoksa bana dokunmayan acıya aldırış etmeyeceksem nasıl bir uygarım
Nasıl bir aydın? Barış Manço'nun Fransa'da, yani o herhalde vardır, boşuna söylenmez o tip şeyler de, bir hikayesi var. Siz belki daha bilirsiniz ayrıntısını. Hani siz barbarsınız falan demişler. Büyük ihtimalle Barış Manço'ydu. Barış Manço'ydu herhalde. Evet, rahmetli analım kendisini, tüm sanatçılarımızı. O da demiş ki niye biz barbar oluyoruz? Demiş ki işte siz böyle savaş, dövüş bilmem ne falan. Demiş ki çıkarın paralarınızı falan. Ondan sonra tam hatırlıyor olmayabilirim. Çıkarmışlar, demiş bakın arkasında hep işte komutanlar, askerler. Onların demiş fotoğrafları var. Bizimkine bakın, sanatçılar, ondan sonra yazarlar, şairler, evet, edebiyatçılar, evet, ozanlar demiş. Bak işte bizim şeyimiz bu. Bak o Barış şarkısı şiirinde ne diyor? Kendi getirdiğin mermiyle vuruldun. Yani Vietnamlının elindeki mermiyi... Sen icat ettin. Sen icat ettin ve sen sattın zaten. Evet. Şeyde İran-Irak Savaşı'nda ilk kez görmüştük işte. Çok basına falan da yansımıştı. Ölen bir İran askerinin elindeki silaha ve mermilere bakılıyor. Ölen bir Irak askerinin elindeki mermi ve silahlara bakılıyor. Aynen. İkisi de aynı şirketlerin silahları. Aynen öyle. Yani yarın o silahlar bu işte isimsiz Vietnam'da ölen Amerikalı çocuğun yaşadığı gibi aynı silahlar siz de vurabilir yani. Evet. Onun için sanata sarılalım. Evet. Şimdi sen bir türkü söyle. Aile çok önemli, toplum çok önemli. Evet. Ben de buradan yengeme ve yeğenime bir türkü armağan etmek istiyorum. Tamam. Güner'e ve Defne'ye buradan selamlar olsun. Geçen hafta söylememişim ve tüm ailesine. Bu arada İlke, benim annem de izliyor seni bugün. Öyle mi? O zaman onun da ellerinden Ankara'da öpüyorum. Ben annemin de ellerinden öpüyorum. Evet, İlke Tamer'in de yaşıtıdır annem. Öyle. Şimdi Ankara'da kardeşimin yanında geçici olarak bir... Hocam selam gönderecekseniz bu faslı açtım ben şimdi. Almanya'daki halam. Ankara'dan izleyen Sivaslı hemşerilerim, özellikle onlara çok sevgiler, saygılar göndermek istiyorum. Çok seviyorum. Her ikimizin ailesine de ben de tüm selam söylüyorum. Ve, ama tabii ki şu anda gözü kulağı bizde olan herkese selam, saygı, barış dilerim. Dendir, giden gün ömürdendir. Şu dağlar kömürdendir, giden gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Haydi Leyli Leyla'lım, yar yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derdim dermanı. Tersine gider, döner tersine gider. Bu yol pasine gider, döner tersine gider. Şurada bir garip ölmüş, kuşlar yasına gider. Şurada bir garip ölmüş, kuşlar yasına gider. Haydi Leylim Leyla'lım, yar yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulan, ya ver derdim dermanım. Dağlar gidiyor nice dağlar, bu dağlar yüce dağlar,
duruyor nice dağlar. Sevdiğimden ayrıldım, gidiyor güce dağlar. Sevdiğimden ayrıldım, gidiyor güce dağlar. Haydi Leylim Leyla'lım, yar yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulan, ya ver derdim dermanım. Ya al canım kurtulan, ya ver derdim dermanım. Ne güzel türküdür. Türküler güzel. İşte Ülkü Tamer'de de bu şeyi alıyoruz yani. Aslında tadı. Yani doğadaki şeylerden bahsederek dolaylı anlatım değil mi? Hani evet. Bahsettiğiniz gibi şiirle direkt konuyu anlatan değil de birazcık metaforlarla. İmgelerle. Bülbülün güle sevdası, işte evet. Dağların yüceliği, uzaklığı. Evet, ondan evet. Sonra başları karlı, başları dumanlı, benim gibi başı dumanlı, bir sürü şeyler kullanılır. Hocam reklamlara gireceğiz tekrar. Tamam. Reklamlardan sonra tekrar görüşmek üzere efendim. Agilinde kurşun anısı taşır. Arkadaştır doğan günle, batan günle, güneşin her türlüsüyle, ayın hilaliyle, 14'üyle, gökte kalanıyla yağmurun, selin savrulanıyla, dikenin tırnak kadar gölgesiyle, ırmağın parmak kamaştıran taşıyla, arkadaştır dağın efsanesiyle, mintanında sürüler, otlar, rüzgarı yerleştirir derisine, yakasında küf böceği, sakosunda bebek açağı taşır. Kardeştir kuzuyla, canavarla, yol tüketen merkeple, devenin resmiyle, kendiyle. Kanat vuran sevdasıyla şahinin, cerenin türkülenmiş sesiyle, kumrunun dem çekeniyle, yaralı toynağıyla atın. Kardeştir Şahmeran'ın masalıyla, çarığında sabır taşı büyütür. Tohum eker ayağına, çorabında dut kurusu, şalvarında mayın tarlası taşır. Candaştır sabah gözleyen nineyle, istasyon görmüş oğulla, tükenen tarhanasıyla gelinin, sadıcın borç bulanıyla, komşunun ağıt dokuyanıyla, içine ağı katılmış tuzla, alın yazısını çatlatan kuraklıkla, candaştır evinin emeğiyle. Şiir bilmez ama şiirin hasını taşır. Bir mendil aldın yarimden, yolun geçmez yar buradan. Bin bir derdin var yaradan, güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözledim, hakikattir bu sözlerim. Güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim.
selam gelir mektub ile. Mektup değil bu bir sille. Sever isen beni dinle. Güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Hocam çok şey, şimdiki iletişim yollarını düşününce o zaman hani birine mendil veriyorsunuz yani, sevdiğinizi anlatmak için. Ondan sonra işte haber gönderiyorsunuz, selam gönderiyorsunuz, ilgiyi yani ilgi duyduğunuzu anlatmak için ya da ilgisini fark ettiğinizi anlatmak için. Bunlar güzel şeyler, bu çağda da çok güzel şeyler, çok ince düşünceler bunlar. Şimdi öyle kalmadı öyle aşklar. Hı? Öyle aşklar kalmadı. Var var öyle aşklar. Var mı? Tabii canım, olmaz mı? Ama ben bu sene işte... Belki önümüzdeki yıl işte ikinci kitap çıkacak. Oradaki bir şiirde dedim ki yeşil çamı kurudu. Şimdi bütün aşklar filmlere yabancı. Hani kimin mendilinde kan boynunda aşk lekesi var dedim. Çok güzel. Çok ince görmüşsünüz hocam. Çok ince mi görmüşsünüz? Şimdi eskiden bu filmleri izleyenler Brezilya dizileri vardı. Tabii canım. Onlara çok bozulurlardı bizimkiler. Böyle saçma şey mi olur? O nasıl olur öyle şey? Her şey karman çorman falan böyle izlerlerdi. Yok yok saçma falan diye bizim şeyleri severlerdi. Şimdi bizim dizilere bir bakıyoruz. Korkunç. Yani kurgu ilgiyi çekmek için daha bilmiyorlar ne yapsın. En son bir uzaylı çıkacak diye korkuyorum. Bir de uzun süren o öğlen başlayıp akşama kadar süren diziler var. Bazı kanallarda. Bir de her gün çekiliyor. O çekimlerde hani görev alan çok değerli oyuncu, karakter oyuncusu ustalarımız da var. Onlar da sonuçta o sektörün taşıyıcıları, yani başroldekiler değişiyor ama karakter oyuncuları çok daha önemli bence. Onlarla konuşuyorum bazen. Artık diyorlar yani herhalde öleceğiz. Burada herhalde bizi öldürürler. Dizide gerçekten öleceğiz ve dizide bizi öldürecekler. Mecburen öldürecekler. Evet. Çıkış yok çünkü. Bitmiyor dizi. Evet, bitmez. Yani her şey normal gidiyor. Mesela diyorsun ki daha ne olabilir ki filan yani. Hani çaycı onun üvey oğlu çıkıyor. Aslında üvey oğlu değilmiş ki amcasıymış. Yok işte şoför bilmem neymiş, tamam mı? Diyorsun ki herhalde bunlardan biri de uzaylı çıkacak. Çünkü artık öyle bir şey bulmaları lazım yani. Ama buluyorlar, helal olsun yazarlarımız. Onun için bence güzel bir türkü bu. Şiir de çok güzeldi hocam. Evet, çok güzel şiirlerden bir tanesidir. Antalya'daki sanatçı dostlar, işte Dolunay'da şiir gecelerine katılan ustalarımız, arkadaşlarımız da izliyormuş. Buradan onların hepsine selam gönderiyoruz. Evet, selamlar. Teşekkür ederiz minik minik katkılar programla ilgili. Aralarda reklam arasında not da gönderdiler, sağ olsunlar. Biz de Muratpaşa Belediyesi olarak Edebiyat Günleri yapıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Geçen yıl Zülfü Livaneli Onur konuğumuzdu. Bu yıl da çok değerli ustalarımız var Onur konu olarak. Şimdi buradan program açıklanmadığı için söylemiyorum. Ama kısmet olursa Vedat Hocam'la da bir şey yapacağız. Program içerisinde bir bölümü ayıracağız Edebiyat Günlerinde. Nisan'ın sonunda gerçekleşecek Edebiyat Günlerimiz. O zaman da belki şairlerimizden, yazarlarımızdan birileri gelirse belki onları da programa alırız. Başka programda yapabiliriz kanalda, ekranlarında. Yani burada yine birlikte olabiliriz. Evet. Onların katılımıyla. Evet hocam. Ne şiir var şimdi sırada? Şimdi çok güzel bir minik şiirle, bir tane şiire bağlayayım. Hı hı. Sevgili İlke diyor ki, taştan bir asker yaptım kurtarsın diye babamı. Sonra boyadım onu yağmurla. Asker, dağları aş bu gece. İri adamın mağarasına git, köşede duran babamı getir. Bu dizelerde sözünü ettiği iri adamın mağarasında, yani şu kentlerin devasa beton yığınlarının arasında asla boğulup giden, yaralanan, örselenen aşkları, dili, çiçekleri, insanları aslında savunma gibidir Ülkü Tamer'in şiiri. Onu çok güzel yansıtan böyle çok sıcacık bir şiiri var. Beni bekledinse diye, hı hı, onu paylaşayım. Hocam. Sevda değildi bu. Sanki bir düştü. Sürecek diyordum sonsuza kadar.
Takvim yaprağına ayrılık düştü. Aramıza girdi bu kara duvar. Beni bekledinse yağmurda, karda. Beni bekledinse rüzgarda. Beni bekledinse yorgun yıllarda. Susuz yüreğimde çiçekler açar. Yüzün ay ışığı vuran bir koydu. Saçların gecede saman yoluydu. İçin güneşlerle doluydu. Önce gözlerine gelirdi bahar. Beni bekledinse yağmurda, karda. Beni bekledinse deli rüzgarda. Beni bekledinse yorgun yıllarda. Susuz yüreğimde çiçekler açar. Çorak yüreğimde çiçekler açar. Böyle mi söylenir? Böyle söylenir. İşte tam da böyle söylenir. Böyle söylenir. İşte budur yani. Aslında bunu ben söyleyecektim ama benden önce... Önce düşünmüştü. Vallahi benim aklıma gelmişti diyorsun hocam. Çok güzel mesajlar var okumadan edemeyeceğim. Bunlar birer istek değil. Güzel şeyler. Kıymet Kars yazmış size hocam. Evet. Merhabalar, benim doğum günümde 10 Mart akşamı arkadaşım bana sürpriz ile tesadüf Dolunay ve Şiir Gecesi'nin içerisinde bulduk kendimizi ve Vedat hocamla orada tanıştık. Benim de şiir kitabım piyasaya çıkışının ikinci ayı Vaveylam kitabının ismi. Vaveylam. Vaveylam, evet. Piyasaya çıkışının ikinci ayıydı. Şanslıydım ki bu kadar güzel insanlarla o gün karşılaştım. Kepez Kitap Fuarı'nda 8 Nisan'a kadar her gün Vaveylam'ı okuyucularıyla buluştursam da 7 Nisan Cumartesi akşamı Dolunay'da Şiir Gecesi'nde inşallah bulunacağım. Saygılar. Ayrıca İlke Bey Aşık Ruslati Baba'ya Vay Deli Gönül parçasını bütün Sivaslılara hediye ederseniz sevinirim. Muhteşem bir program. Saygılar. İyi akşamlar. Vedat Hocama selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de buradan ona selamlar gönderiyoruz. Nihal yazmış. İki güzel isim, iki güzel insan. Ne güzel bir buluşma. Vedat Hocam da bağlamayı alacaksa güneş topla benim için söylerse eğer uygunsa beklemedeyim diyor. Yok. Ben istiyorum çalsın ama hocam çalmadı. Ya zaten 10 saat dersin üzerine geldim. Bir de senin yanında çalamam. Nihal kim? Biraz önce sözünü ettim. Bana depremin gerekçelerini anlatan, büyüklüğünü anlatan toprağın annesi. Öyle mi? Çok evet. Selamlar ona. Vedat'cığım bir grup akrabanla izliyoruz. Başarılar diliyoruz yazmış ama ismini yazmamış izleyicimiz. Bizim aile muhtemelen Ankara'da izliyorlardır. Eskişehir'de abimler izliyor olabilir. Hepsine sevgi, selam. Gazi Paşa'dan Hasan Dündar yazmış. Sevgili abim mümkünse bu kız bana emmi dedi şiirini okuyabilir mi acaba? Karacaoğlan'dan istemiş. O Gazi Paşalısın. 15'inde bir kız bana emmi dedi neyleyim? Onu Uğur Yetkin'i bulacaksın bir gün. Dizinin dibine oturacaksın. Uğur Yetkin benim lisedeki edebiyat öğretmenim. Bizi işte Gazi Paşa Belediyesi'nin... Değirmenden gelirim. Evet. Merkefim yüklü. Gazipaşa Belediyesi'nin bir programına Zeyat Şahin sevgili dostumla beraber söyleşi için çağırmışlardı. Orada da öğretmenimiz bizim programımızın yöneticiliğini yaptı. Biz konuştuk, okuduk falan. Sevgili kardeşimiz de patenti Karacaoğlan kadar Uğur Yetkin öğretmenimize aittir tabii. Bazı şiirler vardır, o şiirleri hep o insanlar okumalıdır. Evet hocam. Ben bir de bugün sadece bulunma gerekçem nedeniyle Ülkü Tamer şiiri okumaya kurguladım kendimi. Biz ama sizinle buradan müjdeyi verelim Antalyalı izleyicilerimize. Hatta bunu televizyon programında da gerçekleştirebiliriz. Önümüzdeki süreçte tabii kısmetse denir, ne denir? Öyle denir. Başarabilirsek, bunu yapabilirsek bu ustalarımızla, şairlerimizle ilgili programları hem şiir hem edebi yönleri hem işte müzikal yönleriyle bir sunum hazırlamayı düşünüyoruz Vedat Hocam'la. Ayarlayabilirsek, denk getirebilirsek ekonomik olarak da... Ki büyük ihtimalle denk getiririz. Getirirsek dışarıdan da şair ustalarımızı, edebiyat duayenlerini de bu programlara ara sıra hem televizyonda olsun, radyoda olsun, ondan sonra konser salonlarında olsun böyle program taslağımız var. Bizi izlemeye devam edin diyoruz yani. Hocam Serkan kaç dakikamız var dostum? Tamam. 7 dakika. O zaman şeye gitmesin, gürültüye gitmesin. Hı hı. Onun ben sana teşekkür ederim minik şiiriyle noktalayacağım ama beni çok etkileyen bir tarafı var. Gaziantep'lidir Ülkü Tamer.
Orada doğup büyümüştür. Ve kişiliğini oluşturan güzelliklerin o çocukluk yıllarından kaldığını söyler. Ve der ki, benim kişiliğimi oluşturan o güzellikleri bugün hala umudu diri tutabiliyorsam, işte o güzellikleri bugün işte yerelden evrensele açılabilen, takdir ederseniz öyle bir sanatçıysam, bütün bu güzellikleri bana sunan o çocukluğumu bir define gibi göğsümde saklıyorum diyor ve Amado'nun bir sözünü hatırlatıyor orada. Diyor ki Amado, insanın ana yurdu çocukluğudur. Ben şimdi çocukluğumdayım diyor. İşte göğsünde taşıdığı o defineye özenle saklamayı başarabildiğinden midir? Nedir? O çocukluğunun geçtiği coğrafya, o coğrafyanın ırmakları, dağları, hüzünleri, sevinçleri, efsaneleri hep onun şiirinde var. Bu toprakta kalır adın diye bir şiir var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra sen de bir parçaya bağla. Benim son sözüm de bu olsun bence. Bu toprakta kalır adın. Tohumların arasında, yeşilinde tarlaların, başakların sarısında. Yıllar geçse de aradan, kopar gelir ırmaklardan, ışır yine kurşunlanan dostlarının yarasında. Gün gelir, dağa çıkar, yıldızlardan şiir çeker, kanımızı siler, yıkar suların en borusunda. Bir annedir, kardeştir, ovalarda bir ateştir. Sırasında hayat verir, ölüm saçar sırasında. Bayrak olur bize yarın, rüzgarıyla ilkbaharın. Dalgalanır genç kızların gözlerinin karasında. Kalbim senindir yar, kalbim senindir. İnsaf eyle hoş sözle, beni geldindir yar, beni geldindir. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Geder ay kız, bu güzellik sene de kalmaz. Yalgızam yalgız, yalgızam ay kız. Gelmenim öhnete o da salan vefasız. Yalgızam yalgız, yalgızam ay kız. Gelmeli mühnete o da salan vefasız. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Gider ay kız, bu güzellik sene de kalmaz. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Gider ay kız, bu güzellik sene de kalmaz. Dağın uykusuna, kuşun gözüne, sabahın sesine taşıdım seni. Kerem'in yaralı ince dizine, ırmağın yasına taşıdım seni. Canın içinden canımı duyan, canımın içine taşıdım seni. Elma kabuğunda,
Nar tanesinde gizlenen mermere taşıdım seni. Gecenin ördüğü gün kafesinde dolaşan kedere taşıdım seni. Canın içinden canımı duyan, canımın içine taşıdım seni. Arının yazına, kışın otuna, yaprağın güzüne taşıdım seni. Yürekten yüreğe mekik dokuyan sevginin göçüne taşıdım seni. Canın içinden canımı duyan, canımın içine taşıdım seni. Çok güzel şiirler. Evet, bu da gerçekten artık Türkçe ile zirve yaptığı şiirlerden bir tanesi. Evet. Çok zengin bir Türkçe. Artık tüm şeyleri kullanmaya başlamış hepsini ustalıkla en son, evet. Son eserlerden. Çok güzel bir şiiri var. Bu da İstek. O çok güzel bir aşk, sevgi anlatımı değil mi? Çok değerli. O teşekkür etmişti. Zaten bir incelik abidesiydi. Hı-hı. Ben böyle bir yakınlığım olmadı ama tanışma fırsatı bulmuştum. Tam bir incelik abidesiydi. Çok da büyük bir hayalim vardı. Onu bir etkinlikte burada onu konu yapma hayalim vardı. Benim de hocam Ülkü Tamer'in bir şiirini besteleme hayalim vardı. Hatta gidip tanışmak istiyordum. Bir türlü fırsat olmadı sağlığında. Yani ya bizimki neredeyse oluyordu ama birkaç. Oluyor muydu hocam? Sen yaklaşmışsın. Benimki şeyde kaldı. Çok. Platonikti bizimki. Önce bir kabul etti falan. Ondan sonra bir gelemedi öyle mi? Gelemedi. Keşke biz gitseydik hocam ya. O diyor ki bir şiirinde, ben sana teşekkür ederim. Beni sen öptün. Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün. Serinlik vurdu korulara, canlandı serçelerim. Sen mavi bir tilkiydin, bilmiştin mavi ata. Ben belki dün ölmüştüm, belki de geçen hafta. Sen bana çok güzeldin, senin ayakların da. Evet, tam da şiirinde söylediği gibi, belki dün ölmüştüm, belki geçen hafta, tam ikisinin arasında. Aslında bir kurtarış hikayesi bu değil mi? Evet. Yani iki hafta önceye kadar aslında ben ölmüştüm, sen geldin, beni de kurtardın. Hocam çok güzel bir programdı. Yani biz ona teşekkür ederiz. Kesinlikle biz teşekkür ederiz. Gerçekten edebiyatımıza, kültürümüze yaptığı katkı için, bıraktığı o kocaman iz için, bize bir açtığı kapılar için. Bir şair ölür, bir şiir kalır yani hakikaten, evet. De öyle. Bizler işte onlardan aldığımız bayrağı ne kadar taşıyabileceksek taşımaya çalışacağız. Çalışacaksınız hocam. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim İlkeciğim. Seninle hep görüşüyoruz ama çok. Böyle senin programına konuk olmak gerçekten benim için çok keyifliydi. Benim için de. O hayalimizi gerçekleştirelim. Ayda gerçekleştirelim. Bir yine şiir. Dolunay'da değil ama. Hayır, ayrı ikimiz sadece. İlk dördünde. Evet, ilk dördünde. Çok güzel program oldu. Emeği geçen arkadaşlarımıza, evet. Burada stüdyodaki arkadaşlardan içeriye kadar herkese çok teşekkür ederim. Kanal V ailesine beni konuk ettiğiniz için. Çok mutlu olduk sizi ağırladığımız için. Antalya'nın gerçekten önemli bir edebi kişiliğisiniz. Hem yaptıklarınızla hem de öğrencilerinizle siz bu ülkeye edebiyatçılar, şairler yetiştiriyorsunuz. Bak sana göstereyim, bunu mutlaka göstermem, hı, lazım. Babam Ankara'da. Benim babamın yer vücudu felçli. Rahat oturabilmek için. Geçmiş olsun. Herhalde. Kolluğunu takmış, pozisyon almış. Bizim izliyor. Baksana bütün aile oturmuşlar. Oo. Ankara'da. Buradan Kızılay'da bizi izliyorlar. Çok selam söylüyoruz, ellerinden, evet, öpüyoruz. Evet, bayağı da kalabalık. Annem televizyona en yakın. Evet, bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Yakında tekrar Vedat Hocam'la başka projelerde görüşmek üzere diyorum. Bir ozan, bir şair, bir edebiyatçı, bir yazar. Onun hayatıyla ilgili bir şeyler hazırlayıp önümüzdeki günlerde inşallah Kanal V yeni binasına da geçecek. Yeni stüdyomuzda bu ay sonlarına doğru olacak. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, sizlerin adına da teşekkür ediyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşça kalın, güzelliklerle kalın.